akışa bırakmak senin bildiğin akışa bırakmak değil. Ben çekim yasasına savaş açmış bir insanım. Hiçbir yerde bulamayacağınız bir video bu. Çekmek mi akışa bırakmak mı? Çekmek diye bir şey yok. Çekmek diye bir şey hiç olmadı zaten. Belirsizliğe verdiğin anlamı değiştir. Herkese selam. Bugün yine doğru bilinen yanlışlardan birini düzeltip akışı bırakmak konusundaki bırakmanın nasıl bir bırakmak olduğunu, neyi bıraktığımızı, nasıl bıraktığımızı bunları konuşacağız. Artı çekmek mi akışı bırakmak mı? Bu ikilemde çok kalınıyor. O yüzden buna bir açıklık getirilmesi lazım artık. Bazı konseptleri doğru bir şekilde anlamadığımız için uygulamaya dökemiyoruz. Ve ben bu olmak yasası serisi boyunca bu konseptlere açıklık getirmek istiyorum. Bu bir pratik, bu bir anda kalma pratiği, bu bir andan keyif alma pratiği. Bu pratiği hepimiz yapsak, hepimiz bu iç huzuruna, hepimiz bu mutluluğa, minnettarlığa, sürekli bu yüksek enerjiye ulaşsak dünya ne kadar güzel bir yer olabilirdi. Ah, dünya barışı istiyorum, dünya barışı. Bana çok gelen sorulardan bir tanesi, bırakırsam evren vazgeçtiğimi sanar mı? Bırakırsam hayallerime nasıl ulaşacağım? Gibi sorular. Bazen de şöyle yorumlar görüyorum, vazgeçtim. Vazgeçmek yok. Vazgeçmek, eğer bu bırakmak dediğimi vazgeçmek diye algılıyorsanız çok üzülürüm. Bırakmakla vazgeçmek aynı şey değil. Vazgeçmek yok. Birinci başlığı açalım. Çekmek mi, akışa bırakmak mı? Ben biliyorsunuz çekim yasasına savaş açmış bir insanım. Çekmek diye bir şey yok. Öyle bir yasa da yok. O bir çeviri hatası, o bir anlam kaybı. Olmak yasası var. Olmak mı, akışa bırakmak mı? Her ikisi de. Benle ilk defa karşılaşan ve olmak yasasının ne olduğundan henüz haberi olmayanlar için açıklamalara bırakacağım linke ya da yukarıya tıklayarak o videoya gidebilirsiniz. Eğer çok kısa özetlemek gerekirse, hiçbir şey çekmiyoruz hayatımıza. Biz hayalini kurduğumuz en iyi versiyonumuz oluyoruz. Hayatımıza çekmek istediğimiz güzelliklerin gerçekleştiği o realitedeki versiyonumuz neyse o oluyoruz. Onun gibi düşünüyor, onun gibi duygular hissediyor ve onun gibi eylemlerde bulunuyoruz. O bize geliyor çünkü biz hizalandığımız anda duygu, düşünce ve eylemlerimizi vortex'teki bu hayallerimizle hizaladığımız anda fiziksel realitemiz onunla paralel olarak değişmeye başlıyor zaten. Birinci aşama bu. Bunu yaptın. İkinci aşama ne? Bırakmak. Onu yürekten istedin ve artık bırakıyorsun. Onun olup olmamasına, şu an yaşadığın fiziksel gerçekliğin ona benzeyip benzememesine bakmıyorsun artık. İnanılmaz bir dejavu yaşıyorum şu an. Aklım çıktı. Artık onun olup olmadığına bakmıyorsun. Ne yapıyorsun? Anını yaşamaya başlıyorsun. Anından keyif almaya bırakıyorsun. Yani akışa bırakıyorsun. Neden böyle yapıyorsun? Çünkü sürekli sonuca ve o realiteye odaklanırsan sen onun zincirlerini, kelepçelerini takıyorsun bileklerine. O olmazsa ben mutlu olmayacağım diye kendini köleleştiriyorsun. Ben ne diyorum sana? O sonuçtan, o hayallerinden, bağlılıklarından ve her türlü bağımlılığından özgürleşmen lazım. Andan, şu anda bulunduğun ve o olduğun andan, olma anından keyif alman lazım. Dolayısıyla bu olma anında keyif alırken biz her şeyi evrene bırakıyoruz. Evren dediğim konsepti kendi inancına göre yorumlayabilir, anlayabilirsin. Artık ona bırakıyorsun. O senin için her şeyi halledecek. Ona güvenmen, inanman, bu inancının tam olması ve şu anki realite ya da bundan 1-2 ay, 3 ay sonra yaşayacağın realitede fiziksel olarak durumun her ne olursa olsun aman da gelmedi, of olmadı, bıktım, mahvoldum demek yok. O istediğin, hayalini kurduğun, versiyonunu olduğun müddetçe emin ol o bir yerlerde hazırlanıyor ve sana geliyor. Hayalini kurduğun şekilde gelmeyebilir. Senin hayalini kurduğun gibi gözükmeyebilir. Başına gelenler bir felaket gibi de gözükebilir. Ama olmadığına inanman lazım. Evren sana her ne veriyorsa senin iyiliğine veriyor. Ya bir ders alırsın, ya bir şeyler temizlenir hayatından, bir enerji alanı açılır. Oraya daha güzelleri gelsin diye. Ya da o an onu yaşaman gerekiyordur çünkü bu senin için daha iyisidir. Şimdi akışa bırakacağız. Burayı anladık. Akışa bırakmak böyle bir şey. Şu andan keyif almak ve şu anda olmak. Sonucun kelepçelerini takmamak ve sonuçtan özgürleşmek. Hayal ettiğin, istediğin o şeyden özgürleşmek. Ve bir üçüncüsü, fiziksel realiten her ne olursa olsun onun sana geldiğine ya da senin için her zaman daha iyisinin olduğuna inanmak. Akışa peki neden bırakamıyorsun? Bunların hepsi bu kadar söylediğim kadar kolay olsaydı hepimiz yapardık. Böyle de buradan tını 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 giderdik değil mi? Ama değil. Akışa neden bırakamadığını bilmen lazım. Çünkü akışa bırakamadığını anladığın an onu kontrol altına almalısın. Bak,
İstediğin şeye ve fiziksel realitene dair kontrolden bahsetmiyorum. O an akışa bırakamayışının sebebini anlayıp bununla ilgili kendinle ilgili kontrolü ele alıp onun önüne geçiyorsun. Bu akışa neden bırakamıyorsun? Çünkü sürekli uyarılıyorsun. Sosyal medya tarafından, çevrendeki insanlar tarafından ve en çok da kendin tarafından uyarılıyorsun. Mesela ne yapıyorsun? Sosyal medyada geziyorsun. Aa, onun onu var, bunun bunu var, benim neden yok diyorsun. Dışarıdan birisi sana bir şey söylüyor, etkileniyorsun. Çevrendekilerle tartışmaya giriyorsun, o iç huzurunu, o olduğun yüksek enerjide bulunduğun mental state'ini kaybediyorsun. Ya da kendi kendine bakıyorsun, ben niye hala istediğim şeylere sahip değilim? Para istiyorum, iş istiyorum, şunu istiyorum, ilişki istiyorum. Bunların hiçbiri neden bana hala gelmedi diyorsun. Gelmeyecek mi? Nerede kaldı? Of olmuyor. Niye olmuyor? Bunları sonra sonra kendini de gazlıyorsun. Ne oldu? Sürekli kendini uyardın değil mi? Ya da dışarıdaki şeylere çok fazla kulak astın. Halbuki bizim içinde bulunmaya çalıştığımız şey neydi? Bütün gün istediğine sahip olduğun versiyonundaki seni, o enerjiyi korumaktı. Ne oldu şimdi? Onu dinledin, onunla tartıştın, bir şeylere üzüldün, ötekininkini kıskandın. Düştü enerjin. Düşürüyorsun. Bunların hepsi nereden geliyor? Duygularından geliyor. Senin düşük enerjili duyguların, korku, kaygı, kıskançlık, bunların hepsi sana sürekli diyor ki şşş bak gelmedi hala. Şşş görüyor musun sana ne diyorlar? Şşş baksana onda ne var? Duygularına ve düşüncelerine. Bunlar bir arada bir sistem. Duygu düşünceyi, düşünce duyguyu oluşturuyor çünkü. Kimi zaman hissettiğin bir şeyden aklına o düşünceler geliyor. Kimi zaman da düşüncelerinden o duyguları hissetmeye başlıyorsun. Ne oldu şimdi? Bu ikisinin de kontrolünü kaybettin. Olmak istemediğin bir enerji de buldun. Bu duyguları bulduk. Ben bunu hissediyorum şu an. Tamam. Ne yapacağım ben bununla? Önce bu duyguya birkaç kere neden diye soracaksın. Bu olumsuz düşünceler nereden geliyor? Bir bak bakalım. Bu duygu bana neden geldi? Nereden geldi? İçerilerde bir yerlerde sana bir şey konuşuyor olabilir mi? Bu istediğine değer olmadığını, bu istediğini hak etmediğini, istediğin gibi olamayacağını söyleyen bir inanç olabilir mi bilinçaltında? Bir yanıt buldun. Mesela suçluluk duyuyorsun çünkü kendin değer görmüyorsun aslında. Şimdi bir daha bir neden diye sorar mısın? Ben neden suçluluk duyuyorum. Neden kendimi değer görmüyorum? Çünkü bana sürekli değersiz olduğum söylendi. Bundan başka türlüsünü bilmiyorum. Sana sürekli değersiz olduğun söylendi ve sen değersiz olduğuna inandırıldın. Bu duygu böyle bir inanca dayanıyor olabilir. Bu inanç senin bilinçaltında uzun zamandır yer etmiş olabilir. Eğer böyle bir şey varsa bilinçaltındaki seni kısıtlayan bu inançların köküne gitmen lazım. Bunların neden, nasıl, nerede oluştuğunu bulup daha sonra bunların yerine pozitif inançlarını koyman lazım. Başka bir örnek vereyim. Ya bu ya bittim. Ya bu olacak ya bir hayatım mahvolacak. Bu olacak yoksa dünyam başıma yıkılır. Bu korkulardan tetiklediğin ve korkularını da tetikleyen bir düşünce. Kendine böyle bir sınır çekme ve bakış açını bu kadar daraltma. Bu kadar kıtlık ve yokluk mentalitesine girme. O olmazsa başka binlerce seçenek var. O olmazsa başkasını yaparsın, bulursun, elde edebilirsin. Bilinçaltına dayansın dayanmasın bu duygularla nasıl başa çıkacağımızı ve andaki enerjimizi nasıl koruyacağımızı öğreneceğiz şimdi. Çok küçük bir parantez açıyorum buraya. Kitap önerilerinde de söylemiştim. David Hawkins'in Bırakmak kitabını okuyun diye. Bu kitap bütün bunları anlattığım her şeyi anlatan bir kitap. Direkt olarak bunu okumanızı çok çok tavsiye ediyorum. Yine buradaki bırakmak ifadesi İngilizceden Türkçe'ye çeviri yaparken bir anlam kaybına sebep oluyor. Daha doğrusu bir anlam karmaşası diyelim. Bırakmak dediğimde aklınıza ne geliyor? Muhtemelen bir şey elinden bırakmak geliyor değil mi? Çünkü biz bırakmayı doğrudan bu şekilde özdeşleştiriyoruz. Bırakmak böyle elinden bırakır gibi bırakmak değil. Aslında İngilizcesi let go. Yani onu özgür bırakmak, onu serbest bırakmak, onun gitmesine izin vermek, ona izin vermek. Aslında kelimenin anlamı izin vermek. David Hawkins da kitabının adını Letting Go diye adlandırırken aslında şunu kastediyor. O duygularına izin ver, gelsin, geldiği gibi gitsin. Sen neden özgür değilsin? Bu sana gelen duyguyla savaşıp durduğun için özgür değilsin. Mesela kaygı geliyor. Diyor ki aa işte olmadı, olmayacak hiçbir şey ya, yapamadın yine falan bir şeyler dedi sana. Sen hemen böyle bununla ilgili düşünceleri düşünmeye, kurmaya başladın kafanda. Anladın mı? Mekanizma hemen çalışıyor. Tıkır 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 tıkır. Gelen kaygıya kapıldın hemen. Onunla ilgili düşünceler gelmeye başladı. O ona, o ona, o ona.
buna dallandı budaklandı. Kafanda kocaman kötü bir senaryo. Bittin, mahvoldun. Duygu geliyor ama geldiği gibi gidebiliyor. Duygular kalıcı değil. Duygularınla özdeşleşme. Duygularımız gelip geçen anlık şeyler. Dolayısıyla bırak anlık kalsın. Bırak onları düşüncelere çevirme. O düşünceleri iyice derinleştirip bunlardan da bilinç altına çökecek kadar köklü köklü inançlar oluşturma. Bırak. İzin ver. İzin ver gitsin. Onların seni ve şu anı kontrol etmesine izin verme. İşte senin göstermen, sergilemen gereken kontrol bu. Sadece gelen duygularının farkına varıp onların çekip gitmesine izin vermek. Bu kadar. Artık bu bırakma ya da izin ver olarak anlarsanız çok sevinirim. Vazgeçmek falan yok. David Hawkins'in bunu pratiğe dökmek için verdiği 4 adımı veriyorum. 1. Duygularının farkına var. Seni o enerjiden, olmak istediğin enerjiden çeken, enerjini bozan her neyse hemen onun bir farkına var. Bu birinci aşaman. En önemli aşaman. Bunun farkına vardıktan sonra kabul et. Evet, ben şu an bunu hissediyorum. Kendimi bunu hissettiğim için yargılamayacağım. Buna bir direnç göstermeyeceğim. 3. Teslimiyet de diyoruz değil mi? Akışa bırakmak, teslim olmak. Bu teslimiyet bu aşamada geliyor. O duygularına izin verebilir misin? Onlara teslim olabilir misin? Yani savaşmak, mücadele etmek yok. Beyaz bayrağı çıkarıyorsun. Diyorsun ki ben seninle savaşmıyorum. Beni oraya çekemezsin. Aslında sen kendini özgürleştiriyorsun ona izin vererek. 4. aşama. Bırak. Gerçek anlamıyla bırak. Bırakmak istiyor musun? Evet dediğini duyar gibiyim. İstiyorum. Derin bir nefes alıp onu bıraktığını hayal edebilirsin. Bunu görselleştirebilirsin. Sözlerinle, kelimelerinle bırakabilirsin. Ben şu an seni bırakıyorum. Sana izin veriyorum. Gidebilirsin. Kelimelerin kendini gerçekleştirme gücü vardır. Bunu unutma. Kendine ne söylüyorsan bunun emin ol üzerinde bir etkisi olacak. O yüzden yapmak istediğin güzel şeyleri de kendine söyleyebilirsin. Mesela kötü duygularını bıraktığını, onları saldığını, dışarı attığını söylemek gibi. Bu 4 aşamaya ben çok genel bir 5. aşama ekleyeceğim. Bu da benden size ufak bir hediye. Belirsizlikle yaşamayı öğren. Belirsizliği kabul et, belirsizliği sev. Bizim kontrol ihtiyacımız çoğunlukla bu belirsizlikten duyduğumuz kaygıdan kaynaklanıyor. Bir şeyi bilemediğinde, ne olacağını kestiremediğinde, öngöremediğinde hemen senin dezavantajına olacakmış gibi düşünüp korkuya kapılıyorsun. Burada vücut hemen fight and flight dedikleri yani savaş ya da kaç mentalitesine giriyor. Bu çok ilkel bir güdümüz. Ama vücut tabii ki bizi tehlikelerden korumak için bunu geliştirdi ve bunu yaşıyorsun günlük hayatında sık sık. Belirsizlik sana savaş ya da kaç moduna girmen gereken bir durummuş gibi görünüyor. Halbuki belirsizlik çok güzel olabilir. Ona verdiğin anlamı değiştirdiğin an dünyan değişir. Bunu sürekli söylüyorum. Bizim dünyamız, realitemiz bizim onlara verdiğimiz anlamlardan ibaret. Belirsizliğin senin için fırsatlarla dolu olduğunu, yepyeni ufuklara açılan yelkenler olduğunu, belirsizliğin senin için yaratıcılık olduğunu, belirsizliğin senin için kendini bulmak olduğunu düşünürsen, ona böyle bir anlam verebilirsen belirsizlikten kaygı duymak ve korkmak gibi duygulara kapılmazsın. Bunları peki pratikte nasıl uygularız? Her zaman her daim verdiğim gibi çok kısa pratikleri de vereceğim. Yazabiliriz, günlük tutabiliriz. Yazmanın ve kelimelerin beynimiz üzerinde çok ciddi bir etkisi var. Meditasyon, meditasyon, meditasyon. Meditasyon yapmanın onlarca faydası var. Sadece şu kadarını söyleyeyim. Meditasyon senin hem kendinle olan ilişkini kuvvetlendirir. Duygularını, düşüncelerini daha iyi duymanı, onların farkına varmanı sağlar. Beynini aslında eğitiyorsun. Beynini eğittiğin zaman o düşüncelere, kaygılara kapılmıyorsun ve anda kalıyorsun. Ki o state'ini ne kadar uzun vadeli gün içerisine yayabilirsen o senin o kadar o enerji seviyesinde kalmanı sağlıyor. Meditasyonlar böyle ezbere yapılıyor. Anlaman gereken şey meditasyonun mentalitesi. Neden meditasyon yapıyoruz? Beynimize eğitmeye çalışıyoruz. Onu fokuslamaya çalışıyoruz. Savaş ya da kaç değil. O sakinlik, huzur, dinginlik, istediğin şeyin sana geldiğinde hissedeceğin minnet, mutluluk. Sürekli o state'de tutmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla meditasyonun asıl amacı bu. 3. Nefes egzersizi yapabilirsin. Neden nefes diyorum? Sinir sistemini, lenf sistemini çalıştırmak, vücudunun biyolojik olarak iyileşmesi ve iyi hissetmen için elzem. Doğru nefes elzem. Nefes egzersizi yaparken omuzlarını düşürdüğün anda direkt rahatladığın
hızını beynine iletiyor. Postürün değişiyor anında. Postürünün değişmesi demek fizyolojik olarak kendine yeni bir durum yaratman demek. Kendine fizyolojik olarak yeni bir durum yaratmak demek kıtlık yokluk enerjisinde kalmamak, kendine bolluk bereket enerjisini sokabilmek için bir seçenek yaratmak demek. Sadece seçeneği olan insanlar hayatının kontrolünde olan insanlardır. Bir diğeri araya zaman koymak. Seni tetikleyen bir şey oldu. Biriyle tartıştın, bir mesaj aldın, patronun bir şey dedi veya kendi kendine uyardın bir şekilde. O an gelen reaksiyonunu sakın ama sakın verme. Araya biraz zaman koyduktan sonra göreceksin ki aslında vermek istediğin tepki o değil. Vermene gerek olan tepki de o değil. Daha içeriden, daha sevgiden, özünden gelen bir tepki verebilirsin. Sadece o an duygularına kapılmaman lazım. Tüm bunlara ek olarak affetmek, minnet duymak, olumlamalarını yapmak, bunların hepsi işe yarayacak şeyler. Bütün bu pratikleri bir arada tek tek ayrı ayrı uygulayabilirsin. Burada en önemli olan şey bu duygular geldiğinde bunları farkına varmak ve bunları kontrol altına almak. Yani duygularını regüle etmek. Duygularının düşüncelerini tetikleyip düşüncelerinin dönüp onların inançlar yaratıp bu kısıtlayıcı inançlardan senin bütün bir hayatının mahvolduğu gibi bir algının çıkmasını önlemeye çalışıyoruz. Özgür olmaya çalışıyoruz. Duygularımızdan özgürleşmeye çalışıyoruz. Akışa, senin için hazırlanan bu plana, bu planın zamanlamasına inanmaya çalışıyoruz. Fiziksel realitemiz bizim olması gerektiğini düşündüğümüz gibi olmasa da anın kendisinden mutlu olmaya, keyif almaya, şükür duymaya devam ediyoruz. Videom senin için faydalı olduysa beğenip kanalıma abone olursan seni burada görmekten çok 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 mutlu olurum. Sorularınızı ve düşüncelerinizi benimle paylaşmaya devam edin. Hepinizi çok seviyorum. Kocaman öpücükler.